Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman klinik psikolog Mahmut Yalçın. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız hoş bulduk. Hocam? Teşekkür ederim, sağ olun. Size nasılsınız? Sağ olun, çok çok teşekkürler. Hocam başlamak istiyorum. Aile ve çift terapisi nedir? Şimdi aile ve çift terapisi, çiftler arasında değişim ve gelişimi sağlamak adına biz terapistlerin sağlamış olduğu psikoterapinin bir alt dalıdır. Çünkü biyopsikososyal olarak insan, biyolojik ve psikolojik olarak çiftler arasında bazı sorunlar, bazı problemler yaşanabilir. Bu ileriki safhalarda daha büyük, önüne alamadıkları bir sorun haline gelebilir. Bu noktada uzman kişilere, terapistlere başvurarak bu konuda destek alabilirler. Biz de bu konuda kendilerine destek sunuyoruz. Bu konularda çok güzel destekler veriyorsunuzdur kesin. Genelde size başvuru sebepleri ya da aileler ya da çiftler size hangi konulardan dolayı başvururlar? Yaptığımız klinik deneyimlerden ötürü son zamanlarda özellikle yeni evlenen çiftlerde uyum sorunları üzerine bize başvuruyorlar. İşte beni anlamıyor, beni dinlemiyor veya işte evle ilgili problemlerde, işle ilgili problemlerde çokça sorun yaşayıp bize başvuruyorlar. Tabii altyapısında bu olmuyor. Altyapısında biz klinik ortamda, terapi odasında deneyimlediğimiz insanlar birbirlerini dinlemiyorlar. Aslında oturup birbirlerini dinleseler, beklentilerini, sorunlarını oturup konuşsalar belki de çözebilecek sorunlardır ama maalesef tartışmayla sonuçlanıyor ve iş kaos haline dönüşüyor. Çok azı diyebiliriz ki bizlere başvuruyor. O kaosu kendi işlerinde bir takım tekniklerle belki ya da işte aile destekleriyle... Ya da gelmeye çekiniyorlar. Çekiniyorlar. Ya da harabın ayıp bulan var. Kesinlikle bu da çok rastladığımız bir sorun. Aslında burada sizlerin aracılığıyla bunu söylemek istiyorum. Terapiste, psikoloğa gitmek ayıp değil, bir eksiklik değil. Bu bir ihtiyaç aslında. Hepimiz hayatın her alanında bazı yerlerde tıkanabiliriz, bazı yerlerde sorun yaşayabiliriz. Ki biz terapistlerin de danıştığımız hocalarımız var. Biz de sorun yaşıyoruz hayatın bazı noktalarında. Dolayısıyla bir eksiklik olarak algılamamaları. Genelde kadınlar böyle konularda daha sıcak bakarken erkek daha soğuk bakıyor gibi değil mi? Çok doğru. Maalesef toplumun yüklemiş olduğu o eril düşünceden ötürü ben erkeğim, bende bir eksiklik mi var? Ben kendi sorunumu kendim çözemiyor muyum? Veya en çok rastladığımız şey, ailemin sorununu, eşimle olan problemi niye bir başkasına anlatayım? Bu konuda çok sorun yaşayıp... Aslında hikaye orada başlıyor diyebiliriz yani. Kendisinin bunu yapabileceğini düşünmesi, bir destek istememesi burada hikayeyi başlatıyor aslında. Tam da kilit noktası orada aslında. Bunu düşünüyor ama kendisi de bir girişimde bulunmuyor. Çünkü o sorunu kabul etmiyor, o sorunla kabullenmekten kaçıyor. İnsanların zaten yaptığı en büyük hata bu. Sorundan kaçmak, onu görmemezlikten gelmek. Görmemezlikten geldiğimiz her sorun büyüyerek ileriki süreçlerde bize daha büyük bir sorun olarak geri dönecektir. Peki bu terapi esnasında uyguladığınız yöntemler, teknikler nelerdir? Biraz da merak eden izleyicilerimiz için bu konuyu biraz açalım. Şimdi bir sürü kullandığımız psikolojide, psikoterapide terapi yöntemleri var. Bunlardan bazıları işte aile çift terapisi, aile çift terapi içerisinde BDT yani bilişsel davranışçı terapi ve ihtiyaç duyduğumuzda eğer aile çift terapistinden ziyade sorun sadece bir kişiden kaynaklanıyorsa bireysel terapiye de dönebiliyoruz. Bu noktada eğer biz halihazırda çift terapisine devam ediyorsak ve bir kişinin bireysel terapi ihtiyacı varsa onu başka bir meslektaşımıza yönlendiriyoruz. Çünkü hem aile çift hem de biriyle bireysel terapiye devam etmek etik değil, doğru da değil. Çiftler arasında soruna neden oluyor. Çünkü o hocayla daha çok konuşuyor, daha çok görüşüyor. Acaba hocanın fikri orada değişir mi? Tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Ama çiftlerin böyle bir şey düşünmemesi adına, böyle bir soruna yol açmamak adına bireysel terapileri başka meslektaşlarımıza yönlendiriyoruz. Terapi odasında, çift terapisinde genellikle bireylerin beklentileri, duygularını tanımaları, hayattan beklentisine ne istiyor? Önce bireyin duygusal olarak kendisini tanımasını isteriz. Ve bu noktada kendisine yoldaşlık ederiz. Ve eşiyle gerçekten oturduğunda bir şeyler, bir paylaşım var mı? Ortak bir paydada buluşabiliyorlar mı? Bu arada her şeyin, bütün davranışlarının, ilişkilerin aynı olmasına gerek yok. Bu mümkün de değil. Zaten istediğimiz de bu değil. Farklı iki ilişkinin, farklı iki karakterin yan yana gelip birbirlerine uyumlanması bizim için kıymetli.
biraz onun kişilik örüntüsünden, biraz karşı tarafın kişilik örüntüsünden ortaya bir şeyler katabilmek önemli. Bu çok kıymetli. Münferit hayatımızda çok iyi insanlar olabiliriz ama ilişkide önemli olan birbirimizin iyisi olmamızdır. Bu çok kıymetli bizim için. Peki size terapiye gelmeye karar verdik. Genelde insanlar bunun bir süreç olduğunu farkında. Genelde kaç seans öneriyorsunuz terapilere? Bu terapi süreçlerinde neler yapılıyor? Ve tam iyileşme hali ya da tam düzeltme hali ne kadar sürer? Biz şöyle deriz, bizde hastalık yoktur, danışan vardır. Yani hastanın kendisi vardır, onun ruh sağlığı biriciktir. Bu süreci genellikle bireylerin iyileşme hızı, birbirleriyle uyumlama hızı belirler. Ama bir seans aralığı vermek gerekirse 6-12 arası. Genellikle 6 ve 7. seanslardan sonra bireysel terapide de bu geçerli, çiftlerde de bu geçerli. Kendilerini iyi hissediyorlar. Kendilerini iyi hissettiklerinde işin rehabilitasyon tarafına, rehabilite tarafına geçmeden bırakmaya çalışıyorlar, bırakmak istiyorlar. Çünkü artık ben iyiyim kararını veriyor. Maalesef 3-4 ay sonra bu tekrar daha büyük bir sorunla bize geri dönüyor. Biz bu noktada danışanlarımızı uyarıyoruz. 5-6 seans sonra, 7. seansta kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Bu noktada bırakmamanızı, devam etmenizi, çünkü bir uyumlama, bir rehabilite süreci başlıyor. Bunu da birlikte tamamlamamızı kendilerine tavsiye ediyoruz. Peki terapi içerisinde, terapi odalarında neler oluyor? Bu çok kıymetli. Tabii bu danışanlarımızla aramızdaki bir mahremiyet ama şunu söyleyebilirim. Genelde danışanlar, çiftler terapist olan hem cinsiyle ilişki kurmaya çalışır. Kendi üzerimden örnek verecek olursam erkek olan danışanım, çiftimiz genellikle ilişki kurmaya çalışır. Hocam ben şöyle şöyle düşünüyorum, yanlış mı düşünüyorum, siz olsanız siz de bunu yapmaz mıydınız gibi benden olumlu veya olumsuz bir geri dönüş sağlıyor. Ben de iş birliğine kurup benim tarafıma geçip ya da beni kendi tarafına çekip kendi üzerindeki suçluluk varsa, suçluluk duygusunu ya da yaptığı bir hata evlilik içerisinde bunu karşı tarafa atfetmeye çalışıyorlar. Eşine şunu aslında, şunun mesajını vermeye çalışıyor. Bak gördün mü, hoca da benim gibi düşünüyor. Evet demedi ama başını salladı veya hayır da demedi gibi. Haklı olmaya çalışan psikolojisi diyebiliriz bunu aslında. Evet, bunun altında yatan kendisiyle yüzleşmekten, kendi duygusuyla yüzleşmekten, yaptığı hatadan kaçınma davranışı diyebiliriz. Mahmut Hocam, bazen aile terapilerinde asıl problem çiftler arasında değil de bazen çocuk yetiştirme, çocuk büyütme, onların gelişimiyle ilgili de olabilir. Bunun için de size başvuranlar oluyor mu? Bu çok kıymetli bir soru. Tabii ki oluyorlar. Evlilik içerisinde sorun yaşayan çiftler genelde öncelikle şu hataya düşüyorlar. Ailelerin de baskısıyla çocuk yapın. Dolayısıyla aileye erkek daha sıkı bağlanır. Eş daha o anaç duygusunu, kadın daha anaç duygusu ön plana çıkar. Evliliğiniz daha rayında gitmeye çalışır, gitmeye başlar gibi yöntemlerle kendilerini bu noktada evliliğini kurtarmak adına çocuk yapıyorlar. Tabii biz bu noktada tabii ki yapın ya da yapmayın demiyoruz çocuk ama öncelikle mevcut olan sorunu çözmeden çocuk sahibi olmak o evliliğe bir can suyu olmayacaktır. O olsa olsa daha büyük bir kaotik ve çiftler arasında genellikle kadının çocuk sahibi olduktan sonra depresyonla sonuçlanan bir noktaya kadar gelecektir. Bu noktada öncelikle kendi aralarındaki problemleri ve sorunları çözdükten sonra kendi başlarına bu başvurdukları yöntemlere daha sonra terapistinin tavsiyeleriyle ilerlemeleri daha sağlıklı olacaktır. Peki biraz açı değiştirip sorarsak bazen çocuk problemi olurken bazen de çiftlerin aileler arasında problemler oluyor. Bunlar da aile içine yansıyor. Bunların çözüm aşamasında sizin öneriniz var mı? Şöyle genellikle bizim toplumda aileler evliliklere, çiftlerin birlikte yaşam biçimlerine çok karışıyorlar. İşte çocuk yapın ya da erkeğin işi çalışma, kadın evde oturacak vesaire gibi söylemler çok duyuyoruz. Bu şikayetlerle bize gelen çiftlerimiz çok oluyor. Öncelikle aslında bu travmatik bir hal de alıyor kadın açısından. Ve travmatik hal alan durumu ortadan kaldırmadan bir terapi sürecinin ilerlemesi de pek mümkün olmuyor. Biz bu noktada biraz mesafe koymasını istiyoruz ailelerle. Eğer aynı binada yaşıyorlarsa, aynı evde yaşıyorlarsa bunlarla da çok karşılaşıyoruz. O ortamı değiştirmelerini istiyoruz. Çünkü o mevcut olan durum, o telkinler devam edecek. Biz ne kadar terapi odasında bunu çözmeye çalışsak da eve gittiklerinde yine aynı sorunla karşılaşacaklar. Kaldığı yerden devam ediyor. Evet. Yani. Mümkünse, mümkünü varsa bu noktada o yapıyı değiştirmelerini kendilerinden istiyoruz.
Çok çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz uzman klinik psikolog Mahmut Yalçın'dı. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlık'ı sundu.